Dilerseniz bir öncesinden alıp böyle bu bugüne Tabii. bir getirelim. Çünkü Tabii ki. Cumhurbaşkanı uçağa binmeden önce tam havalimanında bir açıklama yaptı. Oldukça dikkat çekiciydi. Ve şunu dedi, yani Avrupa Birliği'nin önünü açın, biz de sizin İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakalım demişti. Çok net konuştu Tabii aslında. ki. Çok da Tabii. kararlıydı. Uçağa bindi, 2 saat geçti, indi. Ardından hemen bir üçlü görüşme yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la. Sonrasında bu kez NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkladı. Türkiye dedi, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı dedi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu aradan geçen birkaç saat içinde ne değişmiş olabilir? Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önünde ki engeller kaldırıldı mı? Türkiye böyle bir şey vaadiyle mi bunu kabul etti? Ne değişti? Ne olmuş olabilir? Erdoğan 180 derece muhalefetin de dediğiyle tam tersi yönde bir karar vermiş olabilir. Aslında sadece son 2 saat içinde, yani havalimanından Vilnius'e gidinceye kadar geçen o 2 saat veya 3 saat içinde bir şey değişmedi. Aslında bana sorarsanız 1 yıl içinde çok radikal bir değişim olmadı. Hangi konularda radikal bir değişim olmadı? Hatırlarsanız Madrid zirvesinde Serena'nın üçlü bir mutabakat belgesi veya Memorandum memorandum imzaladı. Ben ve arkadaşlarımız ilk günden itibaren onun zayıf, esnek, farklı yorumlara müsait olan, açık olan bir belge olduğunu, oradan hareketle böylesine temel bir stratejik konunun aşılamayacağını ifade ettik. Nedir o stratejik konu? NATO'nun 9. genişleme dalgası ve içinde de o dönem için Finlandiya ve İsveç vardı ki Finlandiya sonradan 4-5 ay sonra aldı. Çünkü o kağıtta yer alan belgeler hem farklı taraflar için farklı yorumlara açık, hem de böyle sadece bir kağıt çerçevesinde atılabilecek adımlar ya da sonuçlandırılabilecek konular değil. Çünkü oradaki her maddeyle ilgili tarafların farklı yorumları var. Mesela terörle mücadele. Şimdi terörle mücadele aslında NATO'da da, belgelerinde de var, Avrupa Birliği'nin, Amerika'da da var. PKK, YPG bağlantısının terör ilişkisi. Evet, biraz farklı olduğunu söylüyor ama terör konusu her belgede var. Yani sadece orada yer alması önemli olan uygulanabilirliği. Dolayısıyla benim analizim şu şekilde. Çıkış noktası olduğu için bugüne kadar gelen süreç içinde ben muhalefet iktidar ilişkisi dışında bir yorumda bulunmak isterim. İsveç, Finlandiya, NATO tarafının ben gerekli veya en azından bu belgede yer alan taahhütlerini yerine getirmediği kanaatindeyim. Çünkü orada Türkiye'ye düşen bir şey yok. Daha doğru karşı taraftan bekleniyordu. Dolayısıyla böyle bir tablo içinde tabii ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kaçınılmazdı. Bu gelen tarihi süreç içinde, NATO içinde Türkiye tek başına kalmış 30 ülkeye karşı. İkili ilişkiler kötü, NATO'da Türkiye'nin sözde müttefikliğinden bahsediliyor. Ve döndürülmez bir süreç, kaçınılmaz olarak. Fakat bizim eleştirdiğimiz bu çerçevede en önemli yönlerinden birisi bu konunun izlenen yöntemle ilgiliydi. Yoksa Türkiye'nin böyle İsveç'in, Finlandiya'nın üyeliğine 10 yıllarca direnmesi gibi bir fikir zaten söz konusu değil. Yani Türkiye zor durumda kalır ve süreç zaten 1 yılda Türkiye aleyhine zaten işlemeye başlamıştı. Öyle ki bana sorarsanız NATO içindeki prestijli konum bakımından birçok NATO ülkesi maalesef diyorum, çünkü Türkiye NATO'nun kurucusu, onların gözünde İsveç daha prestijli bir haldeydi. Türkiye'ye nazaran ve üye olmadığı halde tatbikatlar yapıyor. Zirvelere özel davetli olarak katılıyor. İç mevzuatını zaten düzenliyor filan. Yani dolayısıyla o kağıt çerçevesinden hareketle bir adım atılmaz, somut. Yani Türkiye'nin temel kaygılarına cevap verecek, sorunu topyekün çözecek bir çözüm mantığı zaten mümkün değildi. Ve kanaatimce Türkiye de bunu bir şekilde anladı ve maalesef tahmin ediyorum tazyiklere direnemez hale geldi. Ve çünkü sürecin akışı içinde daha fazla şimşekleri üzerine çekeceği artık belliydi Türkiye'nin ve bunu da Vilnius'te yaptı. Dolayısıyla ne Amerika ile ilişkiler bakımından, ne NATO'dan Türkiye'nin beklentileri bakımından, ne de İsveç ve Finlandiya'dan beklentileri bakımından sadece Sayın Cumhurbaşkanı havalimanından oraya giderken 2 saat içinde değil, 1 yıl içinde hiçbir değişim olmadı. Sadece belki bir tek değişim vardır, o Türkiye üzerindeki baskıların artmasıdır.
Hani bunun her bir maddesinde konuşulabilir ama genel çerçeve budur. Peki sonrasında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam bu uçağa binmeden yaptığı konuşma sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir açıklama yaptı. AB üyeliğini destekliyorum dedi. Dolayısıyla bu aslında böyle bir kafalarda soru işaretiyken tam bunu böyle konuşuyorken bu sefer Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bir açıklama geldi. Erdoğan'a rest niteliğindeydi. Ne alaka dedi. Avrupa Birliği'ne üyelikle NATO ne alaka dedi. Tabii. Dolayısıyla bunu da sormak istiyorum. Doğru söylemiş. Şimdi biz Türkiye olarak İsveç'in NATO üyeliğine onay verdik ve Macaristan'da tabii bir Macaristan faktörü de var. Orada onay verdikten sonra İsveç özür diliyorum NATO'ya dahil olacak. Peki İsveç'in onayıyla ki o protokolü tek tek konuşacağız. Yeni maddelik bir protokol de var. İsveç'in onayıyla Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilecek mi? Söz konusu değil. Yani böyle bir ilişki tarzı tutturulması yani hiç akla mantığa uygun değil. Çünkü ikisi çok farklı kulvarlar. Ama Macaristan'la ilgili bir parantez içinde bir cümle söyleyeyim. Çünkü siz atıfta bulundunuz. Maalesef Macaristan'ın tutumunu ben ikircikli ve Türkiye'nin arkasına saklanan bir tutum olarak ve dostluk ilişkilerine yakışmayan bir tutum olarak değerlendiriyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Çünkü Macaristan NATO ve Avrupa Birliği ve Türkiye'nin dostu bir ülkedir. Saygımız fakat kendisinin NATO ile olan Avrupa Birliği ve NATO ile olan sorunların arkasında duramıyor ve Türkiye'nin arkasına saklanıyor. Ben bu ilişki tarzını Budapeşte arasından samimi bulmadım. Muhtemelen ne diyordu? İşte en son ülke şey olmayacaktır. Hemen imza ve Türkiye'den önce onaylayacaklar. Çünkü zaten Türkiye mecliste şeye giriyor, tatile giriyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şimdi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği arasında doğrudan bir ilişki kurmak çok zor. Ama bir takım sembolik ve Türkiye'ye bir alan açacak ilişki tarzı kurulabilir. Çünkü nedir? NATO üyeliği İsveç bakımından Türkiye meclisi onayladığı anda bitmiş oluyor. Çünkü İsveç aradan geçen bir yıl içinde artık gerekli bütün mevzuatını, savunma sektörünü uyumlaştırdı. NATO askeri yapısına uyumlu hale geldi. Öyle ki artık neredeyse İsveç NATO'nun içinde nükleer grubun da üyesi olacaktı. Yani çok etkili bir aktörlerden birisi. Dolayısıyla süreç bitiyor. Ve orada hiçbir sorun yok. Yani arada geçen bir mesafe yok. Çünkü İsveç için membership action plan dediği üyelik süreciyle ilgili düzenlemeleri de atlattılar. Yani biraz kısa yolda açtılar. İsveç'te yiyorum ve bitti. Fakat şimdi Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği bu kadar basit ya da sıradan ya da bir tek üyenin tercihiyle belirlenebilecek bir konu değil. Bu Türkiye'nin ağzına çalınmış bir parmak bağlı. Daha doğrusu hiçbir anlam veremiyorum. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri 60 yıldır sürüyor. Sadece bir tek üyeliğe bağlı olsaydı 60 yıl içinde herhangi bir ülkenin teşvikiyle biz bu üyeliği kazanabilirdik. İlk yüzlerce adım var. Bir müktesebat var, evveliyat var. Her iki tarafa da yapması gereken görevler var. Bilmem göçle mücadeleden vize konularına kadar. Şimdi Avrupa Birliği tabii konuları çok uzun ama belki de izleyicilerimiz tabii ki biliyordur. Açıklamak gerekirse hayatın her alanını düzenleyen ve yapılması gereken çok kapsamlı işler var. Sadece bir meclisin onayıyla olan bir şey değil bu. Dolayısıyla çok kaba taslak. 35 tane ana bölümden şu ana kadar 15'i açıldı ama onlar da kapanmıyor çünkü çok ciddi bir Yunanistan ve Rum kesimi muhalefeti var. Yani onlar açılsa bile önümüzde yapmamız gereken çok şeyler var. Dolayısıyla bir ülkenin fakat şöyle bir sembolik ilişkisi var. Yani Türkiye'nin üyeliğinin önünü açan bir ilişki tarzı değil bu. O Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin tutumuyla ilgili ve Brüksel'in, genel konseyin, parlamentosun genel tutumuyla onun sonucunda olabilecek bir şey ve yıllar alabilecek bir şey. Kaldı ki Selam, Avrupa Parlamentosu, bakın Avrupa Parlamentosu'nun şu anda önümüzdeki ay kabul edeceği Türkiye 2020 raporunda şu sonuç var. Türkiye'nin adaylığı diye bir şeyi unutalım. Türkiye görevini yapmıyor. Artık biz adaylığı raft atıp başka ilişki formülleri üzerinde duran işte üçüncü bir ülke. Şimdi Avrupa Birliği'nin
ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin üyeliğine bakışı buyken, yani unutun üyeliği değil adaylığı dahi unutun derken, İsveç mi busun? Ya söz konusu değil. Ama şöyle bir katkısı olabilir. Biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde Türkiye aleyhtarı çok güçlü bir grup var. Yunanistan ya da GKR'nin ötesinde bazen iyi polis kötü polis rolünde oynuyorlar. Bazen bu Almanya oluyor, Fransa olabiliyor, şu bu. Ama çok güçlü bir lobi. Ve bunların başında da maalesef İskandinav ülkeleri geliyor. İsveç. Benim endişem şudur. Bırakın İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine, ki o da zaten durmuş durumda. Parlamenton kararını söyledim. Yani İsveç istese de yani o süreç mümkün değil. İsveç'in ben bu kriz atlatıldıktan sonra değil Türkiye'nin AB sürecine ya da üyeliğine ya da canlanmasına katkı sağlamak. Muhalefetin, evet muhalefetin yani AB içindeki Türkiye karşıtı muhalefetin öncülerinden biri olacağından endişe ediyorum. Net şekilde. Bak çünkü bu kriz işte bir ay sonra diyor Türkiye'nin gündeminden düşüyor, çıkıyor ya NATO'nun gündeminden. Bir de, Türkiye'de bir hani çok söz, kusura bakmayın bir söz atı alan Üsküdar'ı geçti. Bundan bir hafta sonra İsveç'in üyeliği konusu unutuluyor. Yani ve ondan sonra da İsveç'i biz Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye bırakın destek olmayı ne derece muhalefet. Köstek ve muhalif olacağından endişe ediyorum. Bir de şöyle bir tablo yok mu aslında orada da? Siz daha bu veto kartı elindeyken bu imzalanan üçlü memorandum maddelerini bile geçen uygulatamıyor. Geçen seneki tabii ki. Yani, dolayısıyla şimdi nasıl bir motivasyonla bu elinde tabii, bu veto tabii. kartı da olmadan bu maddeleri bir şekilde tabii. hayata geçireceksin. Bir de söylediklerinizden anladığım şu. Aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye yapmak gibi hiçbir zaman bir niyeti olmadı. Özellikle bu dönemde. Özellikle bu dönemde. Ama esas şartlardır yani beklenti o. İki tarafında yapması gereken şeyler var. Sayın Yardım şunu da sormak isterim. Bunun en temel nedenlerinden biri de özellikle yani Irak ve Suriye ile Avrupa'nın bir sınır olmaması meselesi de yok mudur? Şimdi tabii Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri neden bugünkü aşamada, neden Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu bu tür kararları alıp, demin söylediğim gibi siz bırakın üyeliği, adaylığı bile unutun çizgisine geldiler. Tabii bunu tek bir faktörle açıklamak mümkün değil. Bunun içinde klasik nedenler vardır, kültürel meseleler vardır, iki tarafında yapması gereken ama yapmadıkları konular vardır. Mesela vize serbestlisi diyoruz. Yani tek spesifik bir örnek. Orada... Çok özür dileyerek söyleyelim. Evet, bu imzalanan 7 maddelik protokolde de vardı bu konu. Diyor ki gümrük birliğinin modernizasyonu ve vize serbestlisi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği üyelerinin canlandırma çabalarını destekleyeceğini vaat etti. Tabii. İsveç. Yani canlandırmaya bir katkısı olabilir ama ben biraz önce söyleyeyim asıl faktörün İsveç'in muhalif cephede yer alması yaklaşımın daha geçerli olacağını maalesef hissediyorum. Ama dediğim gibi mesela vize serbestisi çok önemli alanlardan sadece bir tanesi. Çünkü çok farklı alan var ilişkilerimizde. Şimdi burada mesela her iki tarafında yapması gereken işler var. İki tarafında. Türkiye 72 kriterden hala 6-7 tanesini bir takım gerekçelerle mesela yerine getiremedi. Ama karşı tarafında yapmadığı işler var. Dolayısıyla hani yapılması gereken çok fazla iş var. Ama sorunun felsefi boyutuna bakarsak niye böyleyiz? Bir kere işte dediğim gibi klasik nedenler var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin hani içeriğinin daha iki Avrupa'dan tam anlaşılamaması. Bu 60 yıl sürmesinin nedeni bu. Kültürel farklılıklar. Seren Hanım, tabii bu Avrupa Birliği'nin ya da Türkiye'nin tutumuna haklılık kazandırmıyor. Çünkü tabii biz ki. Adayız. Fakat şimdi tabii Türkiye bütün bu süreçleri tamamlayabilirse ki ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Neredeyse artık çok imkansıza yakın, yakın vadede. Türkiye Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi olacak. Yani ekonomiden falan bahsetmiyorum. Mesela parlamentoda. Meclislerde Almanya ile birlikte 700 küsurluk bir Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olacak. Yani bunlar klasik nedenler. İkinci tür grup nedenlere de işte biraz önce söylediğim gibi yapılması gereken görevlerin sindire sindire iki taraf tarafından da yapılmamasıdır. Üçüncüsü de aslında bu da çok kritik bir neden. Türkiye'nin gündeminde maalesef dış politikada özellikle mevcut iktidarın son yıllardaki uygulamalarıyla birlikte artık Avrupa Birliği değil böyle
Batı blokunla ilişkilerimizde çok büyük sorunlar ortaya çıktı. Sadece AB değil, bakın Avrupa Konseyi'nde de çok kötü durumdayız. İhlal süreci. Evet. NATO içinde bizi artık sözde tırnağıyla müttefik olarak tanımlıyorlar. Biraz önce İsveç daha prestijli derken abartmak istemedim ama maalesef öyle. Yani Avrupa ile Batı ile ikili düzeyde çok ciddi sorunlarımız var. Amerika ile de ABD. Bunun Avrupa Batı'nın ticari, ekonomik, siyasi boyutunu oluşturan Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin hali belli. İnsan hakları ve hukuk boyutunda en kapsamlı örgüt olan Avrupa Konseyi'nin içinde ihlal edilme sürecindeyiz. Raporlar ortada. Raporlar ortada. Bunun askeri boyutunu oluşturan NATO, ki bu da çok önemli bir yapı tabii yani sonuçta. Orada da halimiz belli. Bir senedir 30 ülkeye karşı Türkiye değişik bir ilişki tarihi. Şimdi böyle olursa tabii bunlar birike birike bugünkü tablo içine geldik. Ben değişik vesilelerle konuşmalarımda, değerlendirmelerimde, sosyal medyada ya da başka forumlarda bütün bunları sıraladım ve ben görüşlerimi şu noktayla bitiriyorum. Bütün bu sorunların aşılması için, çünkü bugün İsveç olur, yarın başka bir şey olur. Ya o 7 maddeye de çok ciddi sorunlar var, onu da siz sonra konuşuruz. Evet. Yani yarın başka sorunlar çıkar ama meselelerin temel özü şudur. Peki. Böyle yepyeni bir dış politika, yepyeni bir dünya ilişkiler perspektifi. Ama bütün taraflar, biz böyle bir zıplamayı yapamazsak, hala böyle itiş kakış amiyan tabirle sürerse maalesef Türkiye, Rusya ve Çin eksenine sıkışır. Diğer bir cephe olan, ki biz o dünyanın da bir parçasıyız değil mi? NATO'nun üyesi, şu bu. Artık bırakın onları canlandırmak, giderek dışlanırız. Şimdi işin felsefesine dokunmamız lazım. Şimdi özellikle bu onay sonrası da acaba Türkiye yönünü işte Avrupa'ya mı döndü meseleleri de var. Dolayısıyla tek bu onayla bu işler olmuyor diyorsunuz. Bunu dönme şimdi olarak nitelemek de mümkün değil. Sadece altı çiziliyor çünkü o dönmenin getirdiği çok önemli yükümlülükler var. Ve o, yani dönmek odur. Ve mesela Rusya ile ilişkileri bir dengeye oturtmak lazım. Bu halde yürümez yani. Şimdi konuşmak o yedi pardon, siz sordunuz, cevap verdim mi bilemiyorum, evet, ama verdiniz. Ama o 7 maddeyle ilgili de tabii benim de çok ciddi eleştirilerim var. Dünkü 7 maddeden. Evet, imzalanan protokolle ilgili. Geçen seneki değil, Madrid değil, dünkü o da gevşek bir protokol. O protokolün detaylarını da konuşacağız. Madde madde sormak istediğim bir mesela şey var. İlk kez bir terörle mücadele özel koordinatörlüğü kuruldu. Şimdi bugüne kadar zaten işte ısrarla belki söylüyorum ama üçlü mutabakattaki tabii. maddeler belliydi. Özellikle teröre desteğinin sonlanması, finans desteği, medya desteği bunların arasında vardı. Ayrıca terörle iltisaklı çok fazla isim vardı ki biraz sonra bununla ilgili bir haberimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 130'a yakın isimden bahsediyordu. Bunların iadesi isteniyordu. Bugüne kadar iade edilen var mı? Yok. Ama çeşitli nedenlerle, mesela işte terör değil de uyuşturucu suçuyla ilgili yargılamalardan hüküm giyen, hükümden sonra Türkiye'ye iade edilecekler var. Bunlar bir adım mı, adım yeterli mi? Hayır, değil. Çünkü o mutabakatın kapsamı çok daha farklıydı. Dolayısıyla bunları konuşacağım ama şimdi sıcak bir gelişme var. Oradan devam etmek istiyorum. Çünkü önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı bu zirve kapsamında temaslarını da sürdürüyor. Şu dakikalarda lütfen beni uyarın. Bu görüşme bitti mi? Arkadaşlarıma sorayım. Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştiriyordu. Devam ediyor. Şimdi editör arkadaşım beni uyardı. Açıklamalar geliyor. Önce size onlardan bahsetmek isterim. Diyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama diyor, şimdi yeni bir süreç başlatıyoruz. ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum demiş. Şimdi bu stratejik mekanizma konusuna da değinelim. Daha önce hatırlayacaksınız, Victoria Nuland Türkiye'ye gelmişti. Orada da mesela çok ciddi pazarlıklar oldu. Sonrasında kulis bilgileri olarak yansıdı medyaya da. Böyle bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yorumu var. Ama şunu sormak istiyorum ben size Sayın Yardım. Şimdi bu görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan artık elinde İsveç kozluğu olmadan girdi. Ya artık elinde bir veto yok çünkü yeşil ışık yakıldı. Hali hazırda böyle bir mevcuda durum varken, üzerine F-35, F-16, Suriye konusu varken, bu kozuda kaybetmişken bu görüşmelerden ne beklemeliyiz, ne ummalıyız? Şimdi işin şöyle enteresan bir boyutu var.
Tabii siz haklısınız. Yani İsveç'e yönelik veto kozunu kaybetmiş. Aslında ben, bana sorarsanız ben biraz tersini okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı daha rahatlamış olarak girmiş olması lazım. Çünkü biraz önce anlattığım perspektif içinde şunu vurguladım. İsveç'in artık üye olması kaçınılmaz tarihi bir süreç. Yani tam gerçekten Vilnius'u tarihi zirve yapan en önemli faktör budur. Dokuzuncu genişleme ve biraz önce şunun da altını çizdim. Bu giderek Türkiye bir yük haline gelmeye başladı. Türkiye'nin konumu sorgulanmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye bana sorarsanız hem alacaklarını alamadı hem de bu yükten... Niye sorgulattı? Biraz da rahatlamak için. Çünkü bundan kurtulmamış şekilde girseydi Türkiye hala sorun sürüyor şekilde Türkiye yeşil ışığı yakmadan Biden'la görüşmesi olmayabilirdi bile. Bakın doğru söylüyorum. Bir de o görüşme yani çok zor şartlarda geçer. Zaten yeterince sorunumuz var. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri çerçevesinde baktığımızda çok sayıda sorun var. Evet. Tıpkı Avrupa Birliği ile olduğu gibi. Ama Amerika ile de bu sorunların özel niteliği var. Çünkü hem NATO'nun en etkin gücü, ikili ilişkilerimiz çok önemli. Ayrıca AB süreçleri üzerinde de tabii ki doğal olarak etki yapan bir güç ve özellikle Başkan Biden döneminde Amerika ile Avrupa Birliği arasında daha entegre ilişkiler gelişmeye başladı. İç içe geçmiş. İnsan haklarından savunmaya kadar. Bu çok önemli bir süreç. Yani Amerika'nın dışa açılmasında bir örneği. Şimdi bu tablo içinde Amerika ile o kadar sorun var ki bir ikisini söylediniz hepsini sıralamak da mümkün değil. Evet. Doğu Akdeniz sorunu var. Ege Adaları, Türkiye, Yunanistan, Amerika ilişkilerinin Washington'a ya NATO içinde sorunlar var. Suriye var. NATO içinde bizim tek sorunumuz İsveç değil ki. Evet. Başka sorunlar da var. Ondan sonraca Suriye var, göç var, Libya konusu var. Ve bütün bu tablo içinde belki en ağırlığı hissettiler sorunlardan bize Türkiye'nin NATO ile ilişkileri. Pardon, Rusya ile ilişkileri. Çünkü yarın çıkacak olan Vilnius bildirisinin ağırlığını Rusya oluşturuyor. Ve ben az çok tahmin dahi edebiliyorum. Ana unsurlarını iki dakikada yazmak da mümkün. Yani Rusya şu bu filan. Şimdi Amerika, bunun dışında 1915 konusu var. Bakın Biden iki yıl önce her konu çok açılmaya müsait. Ama vakit de yok tabii. Biden ilk defa 1915'li göre soykırım olarak niteledi. Türk tarafı ne dedi o dönemde? Başta Sayın İbrahim Kalın. Hesabını soracağız. Boş bırakmayacağız. Ya bırakın hesabını sormak. Kaliforniya'da 24 Nisan'ı resmi soykırım haftası ilan ettiler. Okullar, üniversiteler, kütüphaneler. O kadar vahim. Bu sorunların sadece bir tanesi. Şimdi dolayısıyla sorunlar F-16, kongre hepsi sorun bunlar. Aynen öyle. Şimdi ama öte yandan da Türkiye'nin yeni bir dış politika açılımı yapması halinde ki çok şarttır bana sorarsanız. Çünkü bu şekilde ilişkiler sürmez, gidemez. Bu sorunları konuşmak için masa başında her düzeyde lider, parlamento her düzeyde liderlerin oturup konuşmasını ben yararlı görürüm. Ama önemli olan bu sürecin peşi sıra diğer adımlarında gelmesi ki onlar da kolay değil. Biden istese de atamayacağı adımlar var. Kongre, F-16, S-400. Zaten topu hep öyle atmadım. Yani kendi sıcak bakıyordu ama işte senato tabii dedi. Doğrudur. Yani şöyle çünkü Amerikan pozisyonun haklı olduğunu söylemek istemiyorum ama kongrede şunu söylüyor. Yani katsa yaptırımları vardır. İki senedir çok konuşuyoruz. Evet. Şimdi bir NATO üyesi olan Türkiye'nin tabii ki savunma sistemini çeşitlendirmesi önemli. Ama bu S-400 meselesi falan çözülmesi gereken konular. Şimdi Seren Hanım ilişkiler öyle bir halde ki... Aldık onu da kullanmıyoruz zaten. Tabii bakın savunma sanayi. Ya bir NATO ülkesi olan Türkiye, NATO ülkesi olan Türkiye F-35'leri alamazken ve o müthiş programdan dışlanmışken çok eskimiş olan F-16'larını ki çok önemli bu konuda modernizasyonunu yaptıramazken NATO üyesi olmayan Arap Emirlikleri, Hindistan, Finlandiya eskiden neredeyse Mısır bunları alacaklardı. İşte demek ki çok ciddi bir sorun yok mu bu tablo içinde? Evet. Dolayısıyla diyorsunuz. Tabii yani dolayısıyla bir tek liderlerin buluşmasıyla bu sorunların çözülmesi mümkün değil. Ben hep şunu vurguladım.
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geçtiğimiz sene Amerika'ya gitti. Çok müthiş bir konuşma yaptı orada. Yani kendi tezleri bakımından. Hem kongrede, senato, ikili ilişkilerde ve Türkiye bütün Türkiye'ye yönelik mesajlarını verdi. Kongre üyelerinin hepsi ayakta alkışladı. Şimdi Türkiye'nin durumu bu. Bölgedeki sıkıntılı ilişkiler içinde olduğumuz ülkelerin durumu bu. Dolayısıyla Türkiye hızlı şekilde yepyeni bir dış politika konseptini hayata geçirmeli. Yoksa ilişkilerimiz çok zor. Şimdi bu konuyu kapatacağım ama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yani bu yeşil ışığı yakmadan önce İsveç'in üyeliği için ne söylüyordu? Gelin bir hafızalarımızı tazeleyelim. Üzerine tepkiler de var. Onu da bir dinleyelim. Ardından konuşmaya devam edeceğiz efendim. Koordinatörlük konusunda o zaman cevaplayacağım. Tamamdır. İsveç, boşuna uğraşma. Biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Beklenen oldu, evet dedi. İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. NATO'daki kriz şimdilik sona ermiş gibi gözüküyor. Geriye ise Erdoğan'ın 2019'dan beri her fırsatta İsveç'in üyeliğine karşı sarf ettiği sözler kaldı. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur. 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Erdoğan'ın şartlarından biri buydu. Olmadı. Bugüne kadar sadece iki kişinin iadesi kabul edildi. Biri uyuşturucu suçundan, diğeri de PKK'ya finans sağladığı iddiasından. Ancak o da İsveç'te 4,5 yıl infazını tamamladıktan sonra. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına onu olur vermek anlamına gelecektir. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Yan çizmeye falan kalktılar, sonunda kabul ettiler. Erdoğan'ın söylediği gibi bu örgütler üçlü mıhtırada yer aldı ama örgüt olarak geçtiler. Terör örgütü denilmedi. Mutabakatın 3. maddesinde İsveç, Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan Gülen yapılanması ve Suriye'nin kuzeyinde mevcut YPG-PYD'ye destek vermeyecektir ifadesi yer aldı. İsveç, Türkiye'nin istediği adımları birebir atmış olmasa da terörle mücadele yasasını sertleştirdi. Ancak hep dile getirilen teröristler iade edilmedi. Meclisten bunun geçmesi için her şeyden önce 130 civarında listeleri de verip bu teröristleri bize vermeniz lazım. Sadece teröristlerin iadesi değil, Kur'an yakma eylemleri de bir sorundu iki devlet arasında. En azından Erdoğan bunu hep bir sorun olarak sundu. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Hatta o tarihlerde iktidar çizgisine yakın olan medya Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu kazanırsa NATO'da İsveç'in üyeliğine onay vereceğini yazıyordu. Seçimi Kılıçdaroğlu kazanmadı ama İsveç'in üyeliğine onay verildi. Sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Aslında süreç beklendiği gibi yürüdü. Daha önce Türkiye ilk kez Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto ettiğinde NATO'dan ve ABD'den gelen mesajlar sakindi. Vetonun kalkacağından eminlerdi. O veto ilk olarak Finlandiya'ya karşı kalktı. En son Erdoğan yine İsveç'e karşı olumsuz mesajlar verirken Stoltenberg her fırsatta Türkiye'nin Vilnius'taki zirve öncesi İsveç'e yeşil ışık yakacağını umduğunu söyledi. Dediği gibi de oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Son açıklamasında sarf etti bu sözü. Yine bir şart sunduğu düşünüldü. Ancak bir taahhüt beklemeden İsveç'e yeşil ışık yaktığını söyledi. Seçimlerden önce İsveç bir gövde gösterisi şansı sundu Erdoğan'a. Seçimlerden sonra ise NATO ve Batı'nın beklediği gibi Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul eden bir noktaya geldi. Evet.
Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zirve öncesinde üyelik için ifadeleri bu şekildeydi. Çok net konuşuyordu. Mesela bu terörist konusu çok önemliydi Türkiye için. 130 isimden bahsedildi. Bizi kandıramazlar demişti. Şimdi sadece Cumhurbaşkanı değil tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de çok net ifadeleri vardı. Şöyle söyledi, PKK'nın Avrupa'daki mağarası dedi İsveç için. Dolayısıyla çok net ithamlar ve ifadeler vardı. Sonrasında böyle bir durum cereyan etti. Tabi muhalefetin de tepkisi var. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup kürsüsündeydi. Çok net eleştirdi. 180 derecelik bir dönüş var dedi. Şimdi Avrupa Birliği üyeliği diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama o üyeliğin yolu diyor Selahattin Demirtaş'tan, Osman Kavala'dan, Cumartesi annelerinden geçiyor diyor. Ne dersiniz tüm bunlar için? Evet, şöyle biraz önceki bölümde de ifade etmeye çalıştığım gibi Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin adaylık ve mütakiben çok zor olmakta, bir kez daha vurguluyorum. Üyelik sürecine evrilebilmesi için her iki tarafın adımları gibi Türkiye'ye düşen görevler de var. Bu sadece ekonomik şey alanda ya da vize serbestisi ya da göçle ilgili değil. Hayatın bütün yönlerini düzenleyecek olan adımlarla ilgili. Bunlar içinde tabii ki demokrasi var. Yani Avrupa Birliği'nin temel kuruluş, hatta NATO'nun içinde geçerli. Dolayısıyla Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bunlardan bir boyut üzerine yoğunlaşmış. Tabii ki Türkiye'nin kendisi açısından üzerine düşen görevlerin en önemli alanı da tabii ki demokrasi konusu. Avrupa Birliği ile o yerine getirilmesi gereken, atılması gereken adımlar içinde sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa Konseyi bakımından da önemli boyutlarından birisi budur. Peki, şimdi biraz Rusya kısmını da konuşmak istiyorum. Çünkü Putin'i kızdırmayı göze alarak Türkiye sorunun değil çözümün bir parçası olmayı tercih etti ve bu üyeliğe yeşil ışık yaktı. Öncesinde biraz daha geriye dönmek istiyorum çünkü Zelenski'nin bir ziyareti vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve o görüşmede çok önemli bir şey oldu aslında. Zelenski Türkiye'yi ziyaret etti. Ülkesine dönerken de güvenlik gerekçesiyle 5 Azov taburu komutanını yanında götürdü. Evet. Şimdi Rusya'nın esir aldığı 6 komutandan 5'iydi bu. Ve Erdoğan'ın aracı olması sonucunda Türkiye'de kalması şartı koşulmuştu. Evet. Ve bu şart delindi. Rusya'dan da çok net tepki geldi. Evet. İhlaldir denildi. Evet. Hem bu gelişme hem Zelenski'nin ziyareti ve bu komutanların Ukrayna'ya dönmesi ne beklemeliyiz özellikle Rusya ile ilişkileri yeni dönemde değerlendirmek gerekirse? Türkiye bakımından, bizim açımızdan da Gelecek Partisi olarak stratejik ilişki olarak tanımlıyoruz Türkiye-Rusya ilişkisi ve komşuyuz yüzyılların içinde. Rusya bizim için önemli bir ülke. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Hemen hemen her alanda ilişkilerimizi, işbirliğimizi çok daha ileri düzeylere götürmek bizim için de bir vazifedir. Ancak bunu yaparken tabii dünyanın başka bölgeleri ve bizim ait olduğumuz, üyesi olduğumuz, parçası olduğumuz ittifak ilişkileri de var ki onları da biraz önce tartıştık ve hepsiyle de sorunlara dayalı bir tabiat içindeyiz bugün işte. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve NATO'ya kadar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin faturası çıkacaksa öteki boyutlardaki ilişkilerimize çıkmaması lazım. Yani özetle Türkiye'nin bütün boyutlarda ilişkilerini geliştirmesi lazım ki bugünün sorunlarının temelin unsurlarından birisi bu bahsettiğimiz boyuttur. Zaten bakın siz sorduğunuz, sorarken de şunu söyleyeyim, hani İsveç konusundaki Türkiye'nin tutumu Rusya'yı rahatsız eder mi? Zaten sorun bu. Eğer Türkiye'nin NATO içi, NATO'yu ilgilendiren, ki Türkiye'de kurucularından biri sayılabilir, NATO'nun 52'den bu yana. Eğer Türkiye'nin bu konuda vereceği bir karar Rusya'yı kızdırıyorsa zaten işte sorun bu. Rusya'nın bu konuya müdahale edebilecek bir pozisyonu yok. Rusya'yı ilgilendiren bir boyutu yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani iç işleriyle ilgili bir konuda Türkiye serbestçe, özgürce her adım atabilir. Rusya ancak bir görüş bildirebilir. Ama politikasında temel değişiklikler yapma hakkı yoktur Rusya'nın. Bunu söyleyelim işte. Dengesizlik buradan ortaya çıkıyor. Şimdi o Azak taburu askerlerinin, Azak taburu 5 kişinin. Şimdi ben değişik vesilelerle sizin gibi değerli başka yorumculara da bu soruyu sorduklarında ben şu değerlendirmeyi yaptım ve hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde Türkiye, Rusya, NATO ekseninde 2-3 tane kritik
gelişme var. Birisi Vilnius zirvesidir. Hı hı. Yani bu olay olduğu dönemde. İkincisi Karadeniz tahıl koridorudur. Üçüncüsü de Putin'in Türkiye ziyaretidir. Şimdi bu üç kritik süreç öncesinde Rusya'nın bilgisi veya en azından hissi olmadan Türkiye ve Ukrayna böyle bir adım atmasını ben pek mümkün görmüyorum. Şimdi siz diyeceksiniz pek Kremlin tepkisi. Tabii ki ülke sözcülerinin görevi budur. Bildikleri bir konuda bile tepki vermek zorundalar. Hı hı. Yani dolayısıyla hani bu argümanımın tefsik edebilecek, belgelendirebilecek bir hususum, hı hı, yok. Ama iki yönden de olumsuz olur. Hı hı. Bir, Türkiye o anlaşma hilafına bu 5 kişiyi gönderdiyse tabii Türkiye Rusya ilişkilerine olumsuz etki yapar. Yani bu ortada. Öte yandan da Türkiye'yi başka ülkelerle ilişkileri bakımından da sıkıntı yani, hı hı, hiçbir tahıl koridoru gündemde olmayabilir. 2 gün sonra süresi bitiyor. Evet, süresi dolayısıyla olur. Ki Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili ve Putin bulundu. Daha sert tepki. Benim kanaatim dediğim gibi tefsik edemiyorum belge ama benim hissim, hı hı, Rusya'nın bir şekilde bu işten bir bilgisinin olduğudur. O verdiği yani Türkiye ile denge kurarak aslında bu hamleleri. Yani dolayısıyla Türkiye kafasına göre 5 kişiyi Rusya'nın gözüne sokarsa mümkün değil. Ya bu biraz belki örnek doğru olacak mı bilmiyorum ama Suriye'ye yönelik böyle sınır ötesi operasyonlarda tıpkı kurduğu Türkiye'nin denge gibi yani hep Rusya'dan açıklamalarda geliyordu ya bilgimiz dahilinde oluyor belki diye. Belki Ukrayna'da Rusya'ya yönelik bir jest yapmıştır, hı-hı, o beşini almıştır, hı-hı, ama Peskov'un ki Kremlin sözcüsünü, evet, bahsediyorum çok iyi Türkçe bilir, böyle çıkıp hiç haberimiz yok gibi tehdit var. Bu iki gün sonra bu konu, hı-hı, unutulur ve, hı-hı, tahıl koridoru açılırsa benim argümanımı güçlendirecektir. Peki şimdi son konu, süremiz daralıyor. Aslında çok fazla konu var ama Erdoğan bu ay bir Körfez ziyaretinde bulunacak. Hı hı. Şimdi bu ziyaret önemli. Sisi de Türkiye'ye gelecek tabii, hı hı, aynı zamanda bunu da konuşacağız. Tüm bunlar da hani normalleşme adımları çerçevesinde sonrasında geliyor ama zamanlaması manidar. Çünkü niye? Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ki öncesinde Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, evet, da bir ziyareti oldu buralara. Tesadüfi değil değil mi? İlk ziyaretini buraya gerçekleştiriyorlar. Evet. Niye? Para gerek. Evet, evet. Sanıyorum. Evet. Dolayısıyla tüm bu ziyaretleri de değerlendirmenizi isterim. Önümüzdeki tabii seçimi de düşününce. Tabii yerel seçimleri kastediyoruz. Evet, yerel seçimleri kastediyoruz. Aslında siz sorunuzu sorarken çok güzel şekilde cevabın mahiyetini de, ki ben de katılıyorum, çerçevesinde aslında vermiş oldunuz. Tabii ki yani bir maddi yatırım boyutu vardır. Sıcak para akışıyla ilgili Türk ekonomisinin durumu, sizin başka programlarınızda da çok kapsamlı şekilde değerlendiriyorsunuz. Bu yeni gelen zam dalgaları, yani genel çerçeve Türk ekonomisi tabii ki iyi durumda değil. Evet. Yabancı yatırımlar. Dolayısıyla bu ziyaretlerin temel mantığının o boyutta, ekonomi finans boyutunda olduğunda, hı hı, şüphe yok. Ama tabii bunu söylerken hani eleştirisel bir yükleme yapmak istemiyorum. Biraz, hı hı, önce konuştuğumuz gibi nasıl Rusya, Batı Doğu olduğu gibi tabii Orta Doğu'da da Türkiye çok dışlandı. Hani bunda, çünkü Orta Doğu'da da bunu belki başka bir vesileyle değerlendirir. Çünkü bu da kapsamlı. Bizim Türkiye'de iktidarın değerli yalnızlık dediği olgunun en önemli boşluk alanlarından birisi Orta Doğu. Bakın Filistin dahil hiçbir konuda Türkiye ortada yok. Bütün boşluğu Yunanistan, GKR'ye, başka İran falan dolduruyorlar. Çünkü Suudi Arabistan'la ilişki. Dolayısıyla dış politikada da Orta Doğu boyutunun çok güçlendirilmesi lazım. Hı hı, çünkü hı, boşluğu başka ülkeler dolduruyor. Bu anlamda o amaca da hizmet etmesi halinde güzel ve olumlu bir şey olarak değerlendiririz ama birinci motivasyon tabii ki para konusudur. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Yardım bu yayına vermiş olduğunuz değerli katkılar için. Biz yine konuşmaya devam edeceğiz. Zirve devam ediyor. Şu Peki. anda da önemli bir görüşme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Biden arasında. Ben tekrar teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki, çok çok teşekkürler. Efendim.